Arkadaşlar merhaba, ben İlker Kabaksız. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Ankara Anlaşması ile ilgili yaptığım ilk video çok güzel tepkiler aldı. Olumlu veya olumsuz bana bir şekilde dönüş yapan herkese videoyu izlediği için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben yine kendi tecrübelerimden, kendi yaşadıklarımdan bir şeyler derleyip buraya gelmeye çalışan, gelmek isteyen arkadaşlara veya şu an hala burada olan arkadaşlara biraz yardımcı olmak isteyeceğim haliyle biraz yaşanmışlığım var çünkü burada. Galiba anladığım kadarıyla haliyle sosyal medyada da biraz herhalde stalk yapılmış. Doğru tabir değil mi stalk? Stalk evet stalk yapılmış. Ve insanlar o ara dönemi merak etmişler. Çünkü haliyle sosyal medyada keyifli anlarımızı paylaşıyoruz. Güzel maceraları paylaşıyoruz. Ben o yüzden herhalde biraz fikir verebilmesi için size biraz eskiye gideyim. Arkadaşlar ilk videoda 2008 demişim 2008 aslında değil 2007'nin sonuna doğru ben geldim Londra'ya. Ben master hazırlık kursu ve dil okulu için gelmiştim buraya. Tam zamanlı öğrenciydim. 20 saatin üstünde, pardon, 25 saatin üstünde ders alıyorsanız part-time çalışma hakkınız vardı o zamanlar. Yani benim vizemde çalışma iznim vardı ilk geldiğimde de. Ben de tabii hırslıydım. Hala hırslıyım da o zaman bir de tek tabanca olmanın verdiği bir özgürlük. Hemen okulun kantininde ben işe girdim. Daha zaten okula geldim. Staff wanted yazıyor böyle bir yerde. Dedim o ben olurum. E iyi gel başla dediler. 8.30'dan 12'ye kadar ders. 12'den akşam 6'ya kadar yemek yapıyordum. Soğan doğruyorum, ortalığı siliyorum falan. Aşçı yamağıyım yani. Ama ne yazık ki Londra'nın varoşu diyebileceğim yerde kalıyorduk. O zamanki kader arkadaşım beni karşılamıştı havaalanında ve kaldığı eve götürmüştü. Evde yer yoktu. Ama evde yer yok diyerek o eve gelen ilk kişi ben değildim. Çünkü 3 odalı evde yaklaşık 14 kişiydik. Evet, sayı bu. Çünkü biliyorsunuz insanların geliri böyle değişmez. Gideri değiştirmeniz lazım. İlk videoda söylediğim gibi en büyük gider kaleminiz konaklama olduğu için... Dedim bu nasıl değişebilir? Herkes aynı şeyi düşünmüş. Gideri nasıl değiştireceğiz? Konaklamayı ödediğimiz parayı düşürelim. Sayı artmış evlerde. Ve ne yazık ki bulaşık makinesinin içinde bile birinin elbiselerinin olduğu, bulaşık makinesinin bile elbise dolabı olarak kullanılması gereken bir evde kalmaya başladım. Ona rağmen kazandığım para, kantinden kazandığım parayla verdiğim kira çok hoş bir kombinasyon olmadı benim için. E tabi tek tabancayız ya Dedim ben bunu abartabilir miyim? Bir gece kulübünde de bulaşıkçılığa başladım. Akşam 6'ya kadar soğan doğuruyorum. Akşam 6'da çıkıyorum oradan. 7'de gece kulübünde başlıyoruz. Orası pub, gece kulübü. Sabah 2'ye kadar hafta içi, hafta sonları 3.30-4'e kadar da orada boşları topluyorum. Masaları siliyorum. Bardakları yıkıyorum. O makinaları kullanmayı öğrendim. İşte sifonları temizlemeyi öğrendim. Tuvaletleri silmeyi öğrendim orada da bu şekilde bu sertlikte bir çalışma temposuyla ilerliyorum. O yüzden o yaşadığım bir sene içerisinde bana Londra'yı soruyorlardı. İşte şu operaya gittin mi? Burayı gördün mü? İşte şurada bir fotoğrafın var mı? Hepsine hayır. Hiçbiri yok. Çünkü ne çalışmaya ne para harcamaya bir vaktim vardı ne de hevesim vardı. Amaç kazanmaktı, biriktirmekti. Çünkü pound giderek artıyordu. İlk geldiğim gün hiç unutmuyorum 2.7 idi ve bu kadar olmasa da yavaş yavaş artmaya başladığını ve eğer işler sarpa sararsa Ankara'dan istediğimde Ankara'nın bunalabileceğini o zaman anlamıştım ve bu ülkede de kalmak istiyordum. Bunun tek yolu da finanse etmeyi başarmaktı. O dönem o yüzden bu hırslarda çalışmaya başladım. Tabi bu kaldığım ev üstüne dizi çekilebilecek kadar macera dolu bir ev. Yani işte biliyorsunuz göçmen bir tabiri vardır bıçaklanmış prizler belki duymuşsunuzdur duymadıysanız inşallah hiç öğrenmezsiniz bıçaklanmış priz şu demek İngiliz prizleri ve fişleri üçlüdür biliyorsunuz Türk fişlerinden farklı olarak bir çubuğu daha vardır o çubuk emniyet çubuğudur o diğer çubuklardan ucuzdur o girmeden elektrik akımı başlamaz dönüştürücüler de 50 kuruştu. O 50 kuruşu vermemek için göçmen evlerinde İngiliz prizlerinin o emniyet kısmına bir bıçak saplanır ve Türk prizi takılarak kullanılırdı. Çok şükür yanmadık. Başımıza bir iş gelmeden ben o Londra macerasını atlattım. Eğitim danışmanı beni aradığında "Master yapacağım. Nerede yapmak istiyorsun? Puanın nedir falan?" dediğinde ilk sözüm "Beni çıkarın bu şehirden." olmuştu. Çünkü kendi duygumu söyleyeyim size arkadaşlar. Sürekli başka birilerini zengin etmeye çalışıyormuşum ve aslında hiçbir şeye yetemiyormuşum gibi geliyordu. 25 saat ders alıp 75-80 saat çalıştığım halde. Yani benim şahsi duygum bu. Ve bu duygu neticesinde Newcastle Üniversitesi'ni bana önerdiler. Newcastle'a gelmek istedim. Ve Newcastle teşekkür ediyorum yani hakikaten kabul etti. Bu arada Londra'da çalışırken şunu öğrendim. Ben Londra'da çalıştığımda asgari ücret saati 5.80'di o dönem. Ben saati 5 pound'da çalışıyordum. Çünkü pek muhterem esnaf da aslında yasal olarak o kadar fazla çalışamayacağını, part time izinde olduğunu, yani kimse şikayet edemeyeceğini biliyordu. Tabii kafanızda bir takometre de yok. Hani Vergi dairesiyle direkt bu problem olmuyor o zaman. Bunun olmamasının sebebi, yanlış anlaşılmasın evi polise bastırmayın. Bunun olmamasının sebebi okulda bir gün bir saat bile devamsızlığımın olmaması. Çünkü vizelerin özelliği budur. Vize bir şarta bağlıdır. Yani anlamı o zaten kelime anlamı olarak. İçeriği de budur. Bir şarta bağlı olarak size verilir eğer oturum izni değilse. O şart çalışma izninin şartı öğrenciliğimdi. Öğrenciliği hiç aksatmadığım için problem olmamıştı o zaman. Size özellikle tavsiyem budur. Vize kurallarınızı ihlal etmeyin. Hani başınızın belaya girmemesi için ilk kural bu. Yalnız ben 5 pound'da çalışırken ya asgari ücretin altına çalışıyorum diye sıkıntılandığım sırada ben aslında çok iyi durumda olduğumu fark ettim. Çünkü bu kebapçılarda falan çalışan arkadaşlar çalışma izinleri olsa bile yevmiye usulü anlaşmışlar günlük yevmiye usulü ve çalıştıkları saate bölünce onların saat ücreti bir buçuk iki pound'a geliyordu. Bunu da nasıl öğrendim? Bu insanlarla nasıl arkadaşlıklar kurduk? Kebapçıda çalışan bir arkadaşımız arıyordu bazen işte gece mal geldi yardım eder misiniz diye. Ben sabaha karşı üç buçukta gece kulübünden çıkmış eve giderken yolun üstündeki o kebapçıda iniyordum gece otobüsünden. İşte kolileri içeri taşıyorduk. Bunun karşılığında bize geceden kalan ertesi sabah artık servis edilemeyecek yiyecekleri paketleyip veriyorlardı. Ben de kahvaltıda onları yiyordum. Bu sayede yaklaşık bir yıllık Londra macerasında sanırım dört kere falan süpermarket alışverişi yaptım. O da bir kazanç. İşten artmaz, dişten artar demişler. Onları da bir kenarlara biriktirdik. Bu tempo master programı ağır olmasına rağmen Newcastle'a geldiğimde de devam etti. Newcastle'a geldim. Burada bir Türk restoranı. Newcastle'ın ilk Türk restoranıydı. İsim vermeyelim. Bir dava konusu olmasın. Orada ben bu sefer yine bulaşıkçılıkla başladım. Yine asgari ücretin altında verdiler. Sağ olsun pek muhterem patronumuz da böyle gönlü çok bol bir insandı. Asgari ücretin altında orada çalışmaya başladık. Tabii ki Londra'ya kıyasla çok lüks bir hale geldi. Çünkü İngiltere genelinde... House şehir ev paylaşımı çok popülerdir. Londra bunun bir üst seviyesiydi. Room share yapılıyordu. Odayı da paylaşıyordunuz biriyle. Buraya geldiğimde Newcastle'da 4 odalı bir evde 4 kişi kalıyorduk. Kendime ait bir odam vardı. Londra macerasından sonra bu çok lüks bir şeydi. Ve fiyatlar da çok ucuzdu. Yani yaklaşık 4'te biriydi, Hatta 5'te biriydi Ve okula bisikletle gidebiliyordum. Toplu taşımayı ilk başta kullanmıyordum. Bu bu rahatlığa geldiği halde çalışmayı bırakmadım. Türk restoranından sonra baktım olacak gibi değil. Okulun iş bulma kurumuna gittim. Tabi yine çalışma iznim var. Okulun iş bulma servisinden bir güvenlik görevlisi işi denk geldi. Beni kabul ettiler. Futbol maçlarında ve at yarışlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. Böyle üniformalı bir birkaç fotoğrafım da var galiba. Hatta onları da koyarım Instagram'a. Şimdi aklıma geldi. Tabii bu da beni durdurmadı. Devam ettim. Bunun üstüne bir de üçüncü iş olarak bir önceki videoda söylediğim müzedeki temizlik işi geldi. Bu saydığım işler bu arada arkadaşlar peş peşe değil. Aynı anda. Bakın yani birinde çalışırken onu bıraktım öbürüne başladım değil. Bunlar aynı anda ve okul devam ederken. Şimdi bunu niye anlattım size biliyor musunuz? Bu maceraları yaşarken benim her zaman çalışma iznim vardı arkadaşlar. Hiç iznim olmadan, herhangi bir çalışma vizesine sahip olmadan bu işlere koşturmadım. Çalışma iznim olduğu halde başıma gelmiş budur. Hani bazı arkadaşlarımız çünkü ne yazık ki İngiltere'ye hiç gelmemiş ve İngiltere ile ilgili hiç fikir sahibi olmamış, pardon, bilgi sahibi olmamış insanlardan fikir alıyorlar. Böylece kendileri de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Ben en amiyane tabirini söyleyeyim size akılda kalacağı şekilde. Arkadaşlar gavur kolay para verir mi ya? Yani böyle bir şey var mı? Tabii ki çok çalışacaksınız. Çok ciddi çalışmak zorundasınız da. Şimdi bu Instagram'da gördüğünüz veya buradaki diğer videolarda gördüğünüz yaklaşık 14 yıllık İngiltere hayatımın son 2,5 yılı. Çok ciddi emek verilmiş uzun yılların sonucu şu anda bu evde bir başıma oturabiliyor olmam. Çünkü burada öğrencilik bittikten sonra şu anki full time işimi buldum. Ciddi miktar bir para biriktirmiştim. Tabii ki Türkiye'den ailemden de yardım istedim ve burada gücümün yettiği bir evi almayı başardım. Ev aldım diye de yaymadım. Evin salonunu kendime yatak odası yaptım, diğer odalarını kiraya verdim. Yani kendi oturduğum evde bile bir kapital yaratmaya çalıştım. Bir sermaye yaratmaya çalıştım işi büyütebilmek için. Çünkü bu genel bir Türk mantığı içimde ya çalışma vizesindeyiz ya kovarlarsa ya gönderirlerse birden daha fazla daha farklı bir gelir kaynağı yaratmam lazım diye hep düşündüğüm için bu hırsla çalıştım. Ve o yüzden hani buradaki ilk senelerimde pek gezme, tozma, dolaşma üstüne değil de genelde çalışma üstünedir benim hikayelerim. Şimdi bunları böyle söylüyorum arkadaşlar. Sizin sorularınıza da şöyle bir bakayım. Şimdi birçok arkadaştan şöyle tepkiler gelmiş. Ya İngiltere'de işte gitmiş arkadaşlarımız var. Şöyle işlerde çalışıyorlar, böyle yerlerde çalışıyorlar, şöyle para kazanmışlar. Yani arkadaşlar bu videoyu izlediğinize göre pek öyle bir tanıdığınız yoktur. Bir arkadaşım diye başlayan Bizim bir tanıdığımızın arkadaşı diye başlayan hikayelere lütfen e, pek meyletmeyiniz. Çünkü insanlar ne yazık ki başladıkları kısmı anlatmıyorlar. Veya işin ağır sancılı kısmını sıfırdan başladıkları kısmı anlatmıyorlar. Niye bilmiyorum. Yani herkes böyle işte İngiltere'ye geldim ve gökten Cebrail Melek evimi arabamı indirdi gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Hayır öyle değil arkadaşlar. Ben TED mezunu Başkent Üniversitesi mezunu ve burada da Newcastle mezunu biri olarak çok ağır şartlarda sürekli çalıştım ve şu an geldiğim sonuç bile hala bence yeterli değil. Evet ortalamanın üstüne gelmiş durumda ama bence hala değil. Çünkü çok sıkıntılı dönemlerden geçildi. Benim çalışma iznim, çalışma vizem 3 yılda bir 3 yıllık yenileniyordu ve bu İngilizleri çalışma izni olduğu halde korkutan bir şeydi. Çünkü bir işverenin karşısına gittiğiniz zaman ister istemez şu soruyu soruyor size. Evet 3 yıllık vizen var. Sonra ya işte sonra uzuyor. Uzamazsa ya uzuyor. Şimdi uzamazsa şimdi doğru. Yani ya uzamazsa böyle bir soru var insanın hakkında ve diyor ki insanlar ya ben 6 ay sana eğitim vereceğim burada. Sonra sen çalışmaya başlayacaksın. Tam verim aldığım dönemde vize uzamazsa gidecek misin? Yani seni burada tutan ne? Bununla karşılaşabiliyorsunuz. Salonu yatak odası yapıp diğer odaları kiraya vermemin sebebi buydu. Yani ya uzamazsa ya olmazsa diye beni bir yerlere almazlarsa bir gelir kapısı sürekli oluşabilsin diye. Şimdi bizim milletimiz olmaz demeyi çok seviyor. Olmayınca da seviniyor. Dediğim çıktı diye. İnanın öyle değilim. İnşallah hepinizin bu benim anlattığımdan çok farklı hikayeleri olur çok güzel yerlere gelirsiniz. Ben de buradan yayınlarım. Hatta müsaade ederseniz isminizi vererek tebrik ederim hepinizi. İnşallah çok güzel şeyler olur. Ama hani ben nacizane daha ayakları yere basan, daha yaşadığım şeylerden hikayeler anlatmak istiyorum size ki kafanızda hani çok absürt şeyler oluşmasın. Hani gelir gelmez işte uçtuk şöyle oldu, böyle oldu gibi pek öyle değil. Mesela gelen sorulardan arkadaşlar bunu söylüyorlardır herhalde size. Ama ben tekrar söyleyeyim. Hatta başarabilirsem böyle buraya alt yazı olarak yazayım. Ankara Anlaşması iş kurma vizesi business person yani Turkish employed değil. Ben ondaydım. Turkish employed'daydım ben. Master dolayısıyla çalışma iznim olduğu ve oradan uzadığı için. Diğeri yani şu an Türkiye'den gelecek arkadaşların başvurduğu Ankara Anlaşması business person vizesi bir çalışma izni değildir altını çizelim. Bu vize bir çalışma izni değildir. Siz Ankara Anlaşması Business Person vizesiyle bordrolu çalışan olamazsınız. Bir yere işe giremezsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle çalışanların, bordrolu, kadrolu çalışanların sahip olduğu haklara da sahip olamazsınız. Yani yasal güvenceniz, işinizle ilgili yasal güvenceniz olmayacak. Siz bu bir vizeyle İlla bir yerde çalışacaksanız yani bir firmaya çalışacaksanız doğru tabiri İngilizcesini söyleyeyim İngilizcesi havalı contracted worker diyorlar onlara. Türkçesi taşeron. Hani şu Türkiye'de olmaktan kaçtığınız terim var ya o contracted worker. Hani işte müteahhit iş alıyor kendi köylüsünü getiriyor ucuza çalıştırıyor bir taşeron firmaya veriyor veya işte onlar taşeron ona Contracted Worker deniyor. Şimdi Contracted Worker'ın avantajları da var, dezavantajları da var. Şimdi avantajı şu. Geldiniz bir firmayla bir proje konusunda anlaştınız. Bilgisayar mühendisisiniz. Dediniz ki ben bu firmanın şu işine bakabilirim. Ben şirketim şu. Sizin bu işlerinize bakayım. Tamam dediniz. Anlaştınız. E ben bakıyorum, çalışıyorum diyorsunuz. Bir hafta sonra, iki hafta sonra... O işi yapmanız için başka bir firmadan daha iyi bir teklif gelirse o firmaya gidebilirsiniz. İlk konuştuğunuz firmayla o projeyi bitireceğinize dair resmi bir anlaşma yapmadıysanız, günlük çalışmanızla, ne kadar süre çalışacağınızla ilgili bir kontrat imzalamadıysanız ki genelde imzalamazlar, sizi oraya bağlayan hiçbir şey yok. Yani elinizi kolunuzu sallayarak yürüyüp gidebilirsiniz. Oraya bir notis vermek, yani bir şu süre sonra ayrılacağım demek zorunda bile değilsiniz. Gidebilirsiniz. Ama tabii ne yazık ki bu aynısı onlar için de geçerli. Yani gidip baştan anlaşırsınız. Tamam derler iki günde bir buraya toplantıya gel. Bize sunum yap. Veya işte sana burada bir masa verelim. Gel buradan çalış. Bir gün siz orada böyle çalışırken patron gelir omzunuza dokunur. Canım yarın gelme der. Bitti. Yani bunun üstüne söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Mesela burada çok yakın da zaman oluyor. Bir çok sevdiğim bir arkadaşımın başından geçen bir hikayeyi anlatayım. Kendisi Ankara Anlaşması'nda finans üzerine bir firma kurdu. Ve burada Newcastle'da ısınma sistemleri ve kombi satışı yapan bir firmanın muhasebesine ve online satışlarına bakmak üzere anlaştı. İlk bir iki hafta çok güzel gitti ama ikinci haftanın sonuna doğru patron yanına gelmiş ve demiş ki benim burada kadrolu personelimden biraz aklı rakamlara elen bir arkadaş bu işi yapabilir. Sen hani bu ara işlerde çok yoğun değil. sen bu ara gelme. Şimdi pat diye beton gibi işsiz. Geri döndü. Evde oturuyor. Ya yapacak hiçbir şey yok. Bir buçuk hafta sonra o işten çıkardığı patron geri aradı. Şimdi yoğunlaştı. Şimdi gel bizim bu işlere bak. İşte sana bir bu işi verelim gene. Şimdi çalıştığınız kadar ödendiğiniz için çalışmadığınız, hal oraya gitmediğiniz dönemlerle ilgili bir para alamıyorsunuz. Bu da şuna sebep oluyor. Arkadaşlar bu sinir bozucu etik değil ama suç da değil. Yani kendi kendinize kızabilirsiniz ama size gelme diyen patrona kızamazsınız. Çünkü zaten baştan bu konuda anlaşıyorsunuz. Yani ben kendi şirketimi kurdum ve bu şirketle sizin şirketinizden bir iş almak istiyorum. Siz de bu işi yapmak istiyorum dediğiniz zaman o iş patronun iki dudağının arasında kalabilir. Yani e, tamam gerek kalmadı, iyi çalışıyoruz. Veya hani mesela şu oluyor. Gene burada gördüğüm çevremdeki tecrübelerden, gelip anlatanlardan, benim kiracılarımdan mesela başına gelen insanların şudur. Bir iş var, anlaşmışlar. Demiş ki işte çocuk yazılımcı. Demiş tamam bunu yapacaksın, işte bu kodları gireceksin falan filan. Bir aylık bir iş. Bu iş bir ay sürecek. İşte sana biz burada çalıştığın gün başına şu kadar saatine para ödeyeceğiz. Bu arkadaşımız hızlı bir arkadaş, iyi çalışan bir arkadaş. 3 haftada bitirmiş işi. Tamam teşekkür ederiz deyip göndermişler. Tahmin ettiğiniz gibi 3 haftalık para aldı. Proje başına anlaşmayınca öyle oluyor ki patron işin daha erken bitebileceğini düşündüğü için proje başına anlaşmak istemiyor. Saat ücretli konuşuyor sizinle ve siz de haliyle kabul etmek zorundasınız. Çünkü bu proje başına dediğiniz zaman piyasada rekabet çok. Sizin yerinize bir başkasını alabilirler. Şimdi bu hikayelerden arkadaşlar çıkardığım ders şudur. Ankara Anlaşması ile buraya gelecekseniz bir yere bağlı kalmamaya çalışın. Yani benim şu an full time işimin yanında hala bu oda işi yaptığım gibi, Airbnb işi yaptığım gibi gelir kapısı sayısını birden fazlaya çıkarmaya çalışın. Bunu Haliyle bir yerde işe giremediğiniz için sizden isteğim şudur arkadaşlar birkaç firmayla anlaşmaya biraz daha yoğun çalışmaya gayret edin. Çünkü bu az önceki hikayede anlattığım arkadaş gerçekten düzenli, hiç işten çıkarılmadan, yarın gelme sesini duymadan düzenli olarak her gün işe gidiyor olsaydı bile kadrolu çalışanlardan daha az alacaktı. Niye biliyor musunuz? Çünkü günlük olarak anlaştığı için çalıştığı yerle Mesela cuma günleri veya pazartesi günleri resmi tatil oluyor bank holiday. O günleri ödemiyorlar. Siz o hafta 4 gün çalışmış gibi para alıyorsunuz. Burada Easter'da bir hafta tatil oluyor. O bir hafta ofis kapanırsa siz o ay 3 hafta maaş alıyorsunuz. Christmas döneminde 10 gün tatil oluyor. Eğer sizin şirketiniz de kapalımsa siz o ay 20 günlük maaş alıyorsunuz. Ve zaten Ankara Anlaşması ile buraya gelmiş durumdasınız vizenizin arkasında no recourse to public funds diye bir ibare göreceksiniz. Sosyal yardımlara başvuramaz demektir bu. Başvuramazsınız. Yani siz bir yandan her şeyi öderken bir yandan tatillerde, gezmelerde, kendi tatilinizde çalışmadığınız günleri alamayacağınız için en çok paraya ihtiyacınız dönemde en az parayla kalmış olacaksınız. Kaldı ki bir yandan zaten her Ankara anlaşmasıyla buraya giren gelenler aylık kazançlarından bir miktarı zaten muhasebeciye ve gerek olursa ki olabiliyor bir miktarını da avukat için ayırmak zorunda kalıyorlar. O yüzden şahsi tavsiyem lütfen birden fazla gelir ayarlayın. Birden fazla iş ayarlayın kendinize ve hiçbir zaman bir yere, bir patrona yani güvenerek bir işlere kalkışmayın. Burası kendi vatandaşına, İngiliz pasaportlu insanlara sosyalist olduğu kadar göçmenlere bir o kadar kapitalisttir. Bu sözümü lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrar soruyorum. Gözünüz gerçekten kara mı?